hak etmediği bir zulmü, işgali yaşayan şerefli bir millete hak ettiği bağımsızlığı vermek için yola çıkan bir yiğidin dünyaya meydan okuduğu topraklardayız. Samsun'dayız. Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamlayıp 2. yüzyılına adım attığımız bu günlerde Millet İttifakı da 100 yıllık ayak izlerini takip ederek Samsun'a ayak basıyor. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün adımını attığı Samsun zaferin başlangıcı olmuştu. Şimdi Millet İttifakı'nın zaferinin başlangıcı oluyor. Sevgili Samsunlular, büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu, yol göstericimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Deprem bölgesi olan deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan rahmetle anıyor. Ruhları şad olsun diyoruz. Güzel Cumhuriyetimin vatansever evlatları, ellerinde ay yıldızlı Türk bayrağı olanları taşlayan karanlığa Cumhuriyet Meydanı'ndan bir ışık olalım mı hep birlikte? Sizlerden rica ediyorum, provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi, cennet vatanımız için şimdi hep birlikte sadece Türk bayraklarınızı bir kaldırır mısınız lütfen? Sadece Türk bayraklarınızı bir kaldırır mısınız rica ediyorum? Kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı. Haydi kazanalım, haydi haydi. Birliğimizin, kardeşliğimizin, beraberliğimizin nişanesi. Cennet vatanımız için kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı hep birlikte. Coşkuyla. Sevgili Samsunlular, sizleri çok bekletmek istemiyoruz. İzin verirseniz öncelikle ben buraya sizlerin huzuruna aramızda bulunan parti yöneticilerimizi ve 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla seçip Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı takdim edeceğim. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yol arkadaşlarıyla birlikte sizleri baş başa bırakacağız. Ben Kemal, geliyorum. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket, gelsin. Samsun milletvekilimiz Neslihan Hancıoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Samsun milletvekilimiz Kemal Zeybek. Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Fatma Yavuz.
Sevgili Samsunlular, millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak. Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz, Türkiye kazanacak. Şimdi Millet İttifakı İl Başkanlarımızı buraya çağıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Fatih Türkel. İYİ Parti İl Başkanımız Hasan Aksoy. Haydi haydi kazanalım haydi. Bıktık usandık haydi canım. Saadet Partisi İl Başkanımız Salih Şen. Kazanalım haydi. Gelecek Partisi İl Başkanımız Hasan Gürtan. Haydi adalete haydi haydi. Deva Partisi İl Başkanımız Cemal Demirel. Haydi. Ben Kemal, geliyorum. Demokrat Parti İl Başkanımız Mustafa Yaman. Bir taraf adalete güzele, taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese. Sevgili Samsunlular, şimdi 14 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adaylarını takdim ediyorum. Murat Çan. Mehmet Karaman. Mustafa Yeşilyurt. Nazan Güneysu. Mehmet Özdağ. Suat Yıldız. Neşe Kangüleç, Nilsu İrem Koçyiğit, Özler Yılmaz. Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi! Haydi Türkiye, haydi! Sevgili Samsunlular, ben şimdi il başkanımız ve değerli milletvekili adaylarımızı hemen bu tarafa davet ediyorum. Kürsünün arka tarafına gelebilir misiniz lütfen? Şimdi yine güzel Samsun'umuzun oylarıyla Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımız var. İYİ Parti milletvekili adaylarını takdim etmek istiyorum. Erhan Usta. İbrahim Nilay Tüfekçi. Ahmet Karkucak. Yunus Gül. Haydi haydi. Birsen Öztürk. Ben Kemal. Halil İbrahim Yalgın. Adalete güzele taraf olmalı taraf. Ufuk Gülşen. Bir hareket gelsin artık bereket. Ver coşkuyu. Efe Aydın. Nefes alsın tüm millet. Kazım Can Şen. Temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte. Yüz yılı kurtarırız. Çok teşekkür ediyoruz İYİ Parti milletvekili adaylarımıza. Şimdi aramızda bulunan belediye başkanlarımızı takdim edeceğim. Atakum Belediye Başkanımız Cemil Deveci. Haydi hep birlikte sandığa. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi! Haydi Türkiye, haydi! Komşu ilimiz Amasya'mızdan geldiler. Gümüşhacıköy Belediye Başkanımızı buraya davet etmek istiyorum. Merzifon Belediye Başkanımızı buraya davet etmek istiyorum. Zehra Özyol sizleri selamlıyor. Alp Kargı sizleri selamlıyor. Kazanalım haydi. Bıktık usandık haydi. Can atar yetti haydi haydi. Kazanalım haydi. Şükrü Sargın aramızda.
Tokat Zile Belediye Başkanımıza da hoş geldiniz diyorum. Haydi haydi eşitliğe, haydi haydi Türkiye. Şimdi sizlerin huzurunda çok değerli belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza ve milletvekillerimize hep birlikte teşekkür ediyoruz. Onları bu platformun hemen yanı başına davet etmek istiyorum. Buyurunuz efendim, başarılar diliyoruz. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfa açarız. Sana söz, biz birlikte yüzyılı kurtarırız. Sevgili Samsunlular, bu coğrafyanın, bu toprakların öz evladı, sizlerin hemşehriniz tam iki kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçimi kazanmış. Taş atan el değil, kalp yapan eller kazanacak diyen Avrupa'nın en kalabalık kentinin Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet ediyoruz. Kazanalım haydi. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu. Haydi kazanalım haydi. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Ben sizleri taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'yla baş başa bırakıyoruz. Adalete güzele taraf olmalı taraf. Haydi yap bir hareket. Çok güzel bir Samsun var bugün. Ne güzel, ne güzel bir Samsun. Şöyle kırmızı beyaz bir Samsun var bugün. Şampiyon Samsun var bugün. 19 Mayıs'ı erken kutlayan bir Samsun var bugün. Bugün çok güzel bir gün. Demokrasi Bayramı'na 2 gün kaldı. 19 Mayıs'ı erken burada kutluyoruz. Öğleden sonra Ankara'da Cumhuriyet Bayramı'nı bir erken kutlama yapacağız. Hep birlikte kutlama yapacağız. Ama bugün özel bir kutlama daha var. Samsun Spor'un şampiyonluğunu kutluyorum. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Emeği geçen herkesi, başkanı, yöneticisi, teknik direktörü, futbolcusu, tabii ki 12 numaralı taraftarını tebrik ediyorum. Onun için al bayrağımız gibi kırmızı beyaz Samsun Spor'u tebrik ediyorum. Samsun benim zihnimde gençlik demek. Samsun 19 Mayıs demek. Mustafa Kemal Atatürk demek. Atatürk'ün kurtuluşa, direnişe ve kuruluşa attığı adım demek. Mustafa Kemal adım attığında o gün 38 yaşında genç bir subaydı. Gencecik bir delikanlı. 38 yaşında Anadolu'nun kaderini sırtlamış, zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Gelecek güzel günlerin yüksek umudu içindeydi. Ve herkesten çok kime güveniyordu? Elbette milletine. Ama özellikle gençlere güveniyordu, gençlere. Onun için onun için 19 Mayıs'ı gençlere hediye etti. Gençlere güveniyordu çünkü hayatta bazı şeyleri anlamak ve hissedebilmek için
genç olmak gerekir. Mesela özgürlüğün değerini en iyi gençler bilir. Mesela hayal kurmanın güzelliğini, mesela kurduğun hayallerin peşinde koşma kararlılığını, mesela sorgulama cesaretini, bu ülkede büyük ve önemli işler yapmak isteyen herkes gençlere güvenmek zorundadır. Gençlere saygı göstermek zorundadır. Gençlere eşit ve adil fırsatlar yaratmak zorundadır. Ne yazık ki son 21 yılda gençler hep öteleşti. Gençler fikirlerine saygı duyulduğu ortamları görmedi. Festivalleri, konserleri yasaklandı. Üniversiteler baskı altında tutuldu. Tweet attılar, gözaltına alındılar. Kısacası gençlerin yaşam sevgisini yok etmeye dönük bir süreç yaşattılar bize. Sadece gençler mi? Her gün yarattıkları suni düşmanlıkları hepimiz görüyoruz. Bazen utanıyoruz, yüzümüz kızarıyor. Bu nasıl söz? Bu nasıl laf? Devletin başındaki kişilere bunlar yakışır mı diye. Bize gülmeyi unutturdular, gülmeyi. Gülmeyi unutturdular. Ama biz sizi güldüreceğiz. Bu milletin yüzünü gülümseteceğiz. Bakın, Mustafa Kemal'in çok özel bir sözü vardır. Şöyle diyor: önderlerin görevi yaşamı sevinç ve istekle karşılamak yönünde uluslarına yol göstermektir. Yani yöneticiysen milletini mutlu edeceksin. Ya Allah aşkına, bu millet suratı asık insanlardan bıkmadı mı? Bıktı mı? Bu millet döver gibi, söver gibi konuşanlardan bıkmadı mı? Bıktı. Bu millet vatandaşına parmak gösterip böyle fırçalar gibi konuşanlardan bıktı mı? İşte biz diyoruz ki tamam fıstık, göreceğim seni. Millet fertlerinin yaşamdan yöneticiler insanların yaşamdan zevk almasını, mutlu olmasını sağlar. Bunların tabii bunlardan haberi yok. Mustafa Kemal Atatürk'ten bile haberi yok. Bunların Atatürk'le sorunu olduğu için milletle de sorunu var. Hep bir kutuplaşma. Hep köşeye sıkıştıklarında düşman yaratma derdindeler, düşman. Düşman yaratma. Ama ne kadar kaldı? 48 saat kaldı. 14 Mayıs günü sevgili gençler, kendilerine gülmeyi, eğlenmeyi unutan bu iktidarı ne yapacak? Tıpış tıpış evine yollayacak, evine. Evine yollayacak. 14 Mayıs'ta ne olacak? Sandıklar açıldığında demokrasi bayramı başlayacak. Demokrasi bayramı başlayacak. Buna inanın. Buna inanın. Hem de çok inanın, yürekten inanın. Bu demokrasi bayramının mimarı kim olacak biliyor musunuz? Sevgili gençler, siz olacaksınız, siz. Siz olacaksınız. Özellikle Samsun'un gençleri. 21 yılın ardından gençler,
Sona doğru, sona doğru söz, sona doğru. Hasta oluyorum, sonra Ankara'ya gideceğim, sona doğru. Sona doğru. Ama ben o 6 Mayıs'taki ceketi hiç çıkarmadım, onu hiç giymedim. 6 Mayıs'taki ceketi hiç giymedim. O demokrasi ceketini çıkardığım gün, kolları sıvadığım gün hep o ruhla çalışıyorum. Allah'a şükür o ruhu hiç kaybetmeyeceğim. Siz bir de bana horon oynatırsınız değil mi burada? Doğru. 21 yılın ardından yönetime bu memleketin devlet insanı olmayı, bu memlekete devlet yöneticisinin ahlakını, erdemi ve hayatını hak, hukuk ve adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçeceğiz. Hep birlikte. Hiç endişe etmeyin. Bunlar bir sürü safsata uyduruyorlar. Bir sürü uydurma işler. Bahsedeceğim. Bakın, İstanbul'da, Ankara'da değil 20 yıl, 25 yıl yönettiler. Biz geldik, ne oldu? İstanbul'a biz geldik. Ankara'ya Mansur Başkanım geldi. Üstelik 25 yıllık bir sürecin ucuna biz geldik. 25 yılın üstüne biz yönetime geldik. Ne oldu? Her işimize köstek olmalarına rağmen birçok proje bitirdik. En zor şartlarda bitirdik. Neler yaptık, neler? Bütün şehirlerimizde yaptık. Şehirlerimiz en güzel günlerini yaşıyor. Ankara'da da, İstanbul'da da, diğer büyük şehirlerimizde de. 4 yıl önce seçilirken bize duyulan halk desteğinin en az 10 puan üstünde halk desteği var. Her işimize köstek olan bu hükümete rağmen bu kadar iş yapıyorsak, şu iktidarı bize verin de bir görün. Bu millete öyle hizmet edeceğiz ki çocuklarımızı, gençlerimizi öyle mutlu edeceğiz ki cümle aleme ahlaklı, prensipli, halkın yararına nasıl iş yapılır herkese gösterelim. Onlara tek tek projeleri gösterirken bize oy veren, vermeyeni de ayırt etmeden yapacağız. Bu fırsatı Millet İttifakı'na vermeye hazır mıyız? Verecek miyiz? İlk turda bitecek mi bu iş? Harika. Kıymetli dostlarım, her seçim bu iktidardan benzer cümleleri duyuyoruz. Hatırlayın, 31 Mart'ta İstanbul'da neler neler söylediler. Dalga geçer gibi bana neler demediler. Nereli o? Karadenizli. Ha, anladınız siz onu falan, hatırlayın. Neler neler söylemediler. Oylarınız Sisi'ye mi, rakibe mi diye bizi Sisi'ye benzettiler. Sonra gittiler Sisi'yle kucaklaştılar. Her seçim öncesi vatandaşını düşmanlaştıran, vatandaşını ötekileştiren bu dile alıştık. 7 düvel, ne diyorlar? 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyormuş. Yapma ya. Dünya toplanmış, konuşmuş, bunlara karşıymış. Bak sen ya. Dünyanın başka derdi yok, sizinle uğraşacak. Beka sorunuymuş, beka sorunuymuş. Ben bunların hepsine gülüyorum. Vallahi kahkahayla gülüyorum. Siz de gülün. Ekonomiyi batırdılar. İşsizliği, enflasyonu patlattılar. Depremde o canım insanlarımıza beyefendi talimat vermedi diye 48 saat depremzedelere yardım edilmedi. Ama bunlar giderse devlet bir dermiş.
Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Devleti çökerttiniz. Bu ülkenin pırıl pırıl gençlerini mülakat adı altında ezdirdiniz. Torpilli yakınlarınızı en güzel makamlara getirdiniz. Sözde dernekleriniz, vakıflarınız milletin vergilerini geçim kaynağı yaptı. Memleketimizi tutarsız bir şekilde milyonlarca mülteciyle bunlar doldurmadı mı? Bunlar doldurdu. Enflasyonu %100'ün üzerine beceriksiz adamlar bunlar çıkarmadı mı? Millet geçim derdinde ama bunlara sorsan onlar giderse ülke bitecek. Ya siz gidince memleket güzelleşecek, güzelleşecek. Huzur gelecek, huzur. Bereket gelecek, bolluk gelecek. İnsanın insanı sevdiği, insanın insana kulluk ettiği değil, insanın insana saygı duyduğu bir dönem gelecek. Sevgili Samsunlular, o kadar haksızlık, hukuksuzluk var ki. Bakın, bakın, ülkücü Sinan Ateş bu ülkenin başkentinin göbeğinde katledildi. Neredeyse 5 ay oldu. Olayı aydınlatamıyor devlet. Sus pus, başsağlığı bile dilemediler. Bu nasıl kin, bu nasıl öfke? Benden olmayan bertaraf olsun. Adaleti unuttular. Sen önce halis ülkücülerin katillerini ve arka sandıkları bul. Bırak başka işleri. Ama sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Bu ülkenin yetiştirdiği en değerli, ismini bilmeyen yoktur, polis müdürlerinden Gaffar Okan'ı ve 5 polis memurumuzu şehit eden anlayışı ittifakına kattın. İstanbul'dan da vekil adayı koydun. Bakın, ben bu gerçekleri niye sıralıyorum? Size söyleyeceğim. Bizim bu kayıtlarımız gerçek, onlarınki gibi uydurma, fake değil, onu söyleyeyim. Size sabrınıza sığınarak 1 dakikayı bulmayacak bir video izleteceğim. Lütfen dikkatle izleyin, üzerine bir çim laf edeceğim. Doymuşun Gaffar Okan yoluna, çekilmişsin Diyarbakır uğruna, Gaffar'ın uğruna. Hizbullah parti kurmak için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdi. Hüdafar adlı parti. Hüdafar'ın resmi açıklamasıyla önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını... Hizbullah size göre bir terör örgütü mü? Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil. Hizbullah size göre bir terör örgütü mü? Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil. İşte senin Cumhur İttifakın. İşte senin yol arkadaşlarının zihniyeti bu. Ve bu parti ne diyor biliyor musunuz? Ben anayasanın ilk 4 maddesine karşıyım diyor. İlk 4 madde ne biliyor musunuz? Madde 1. Devletin şekli cumhuriyet. Cumhuriyete karşılar. Madde 2. Türkiye demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti. Buna da karşılar. Madde 3. Türkiye ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Ona da karşılar. 4. madde ne? Bunların hiçbirisi değişemez. Değişmesi teklif dahi edilemez. Bunlar ne yapacak? Sevgili Samsunlar, soruyorum. Bu partiyi içine katan Cumhur İttifakı milliyetçi, bu sözlere karşı çıkmayanlar ve onların bu söylediklerini tabiri caizse yutkunanlar vatansever, ama sırası gelince ben vatan haini. Efendime söyleyeyim, yanımızdaki ittifakın liderleri vatan haini. Onlara oy verenler vatan haini değil, onlar milletin evladı.
oy vermezsen vatan haini, onlara oy verirsen milli irade, bize oy verirsen darbeci. Hadi oradan. Hadi işine. Bakın ben size bir şey söyleyeyim sevgili Samsunlular. Her yerde söylüyorum. Hiç kuşkun olmasın kardeşim. Hiç kuşkun olmasın. Bakın benim kıymetli hemşerilerim. Benim içim yanıyor. Niye biliyor musunuz? Siyaset için bunlara göre her şeyi yapmak mübah. Her yol mübah. Her yol. Yalan, dolan, iftira. Benim bütün büyük günahlar ne varsa bunların ağzında, dilinde. Allah aşkına ya. Şurada herhangi birinizle ben inancımı yarıştırabilir miyim? Yaradan bize böyle bir hak vermedi. Böyle bir hak, inanan insanlar birbirinin inancını sorgulayamaz. İnanç Allah'la kul arasındandır. Bunlara kalsa oyuna göre cennete yollayacak, cehenneme. Haşa, haşa. Hadi oradan. Milli duygularımızı ölçebilir miyiz birbirimizin? Hangi insanımıza sen vatanını, milletini sevmiyorsun diyebilirsin? Bunlara inanan insanları da zehirliyorlar. En çok onlara üzülüyorum. Bu bir avuç insana değil. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bakın Atatürk'ün ayak bastığı Samsun'dan söylüyorum. Yola çıktığı İstanbul'dan geldim. Cumhuriyeti kurduğu Ankara'ya gideceğim. Size buradan söylüyorum. Ne benim 86 milyon vatan evladımın bir kişisinin, ne de benim milli duygularını ölçecek, ona laf edecek insan anasının karnından doğmadı. Bu yorulmuş, yıpranmış iktidarı gönderme zamanı gelmiştir. 14 Mayıs'ta sizlerin iradesiyle bu gerçekleşecek. Bakın, söyleyeyim, kazanmanın yolları var. Böyle kazanıyoruz demekle de olmuyor, onu söyleyeyim. Kazanmanın yolları var, çok çalışacağız. Önümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz yolumuza. 2 gün kaldı, 48 saat. Her dakikayı, her saati değerlendireceğiz. Ve hep birlikte her arkadaşımızı bir daha arayacağız. Oy kullanmaya gidiyor musun? Oy kullanmaya gidiyor musun? Oyunu kime veriyorsun? 2/3 benim 13. Cumhurbaşkanıma oy verebilir. Ama 1/3'ünü ikna etmek için hazır olun. Kalplerdeki buzları eritmek için hazır olun. İnsanlarla konuşun. Sandıkta görev alın. Sandık günü kimseyi yalnız bırakmayın. Oy kullandığınız okullardan ayrılmayın. Ve mutlaka ellerinizde canım Türk bayraklarıyla 14 Mayıs'ı demokrasi bayramına dönüştürün. Buna hazır mıyız Samsun? Hazır mıyız Samsun? Sesimizi bir Ankara duysun mu? Her şey. Bir de İstanbul duysun. Her şey. Aramızda kalsın Samsun. Bak aramızda kalsın. 14 Mayıs'ta söylersiniz. Eve gidince deyin, Ekrem İmamoğlu aramızda kalsın dedi. Kimseye söyleme dedi. Kimseye söylemeyin. Samsun, kazanıyoruz. Kazanıyoruz Samsun. Kalın sağlıcakla. Hep birlikte kazanıyoruz. Millet kazanıyor. Milletimiz kazanıyor. Bıktık, usandık, haydi cana tak ettiler. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, arkadaşlarım size şampiyon Samsunspor'un
formasını takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Kemal, geliyorum. Teşekkürler sevgili Samsunlular. Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, çok teşekkür ediyoruz Samsun'un misafirperverliğine. Herkese nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız? Yaparız. Temiz sayfa açarız. Sana söz biz birlikte yüzyılı kurtarırız. Sevgili Samsunlular, şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Hemen öncesinde çok özür dilerim. Dört nolu kapıda 8 yaşında Egemen Derin isminde bir çocuk kaybolmuş. Egemen'i dört nolu giriş kapısında olduğu noktada gören varsa lütfen yardımcı olsunlar. Sağlık görevlisi arkadaşlarımızı hemen çok acil platformun sol tarafına sağlık görevlisi arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Sevgili Samsunlular, şimdi konuşmalarını yapmak üzere. İnsanca yaşam, adil devlet, adil paylaşım seninle olur. Kararlıyız. Milletin iktidarında saadet var diyen Cumhurbaşkanı yardımcımız, Saadet Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamoğlu oldu. Buraya davet ediyorum. Haydi haydi kazanalım haydi. Bıktık usandık haydi cana tak etti haydi haydi kazanalım haydi. Haydi adalete haydi haydi eşitliğe haydi haydi Türkiye haydi. Selamünaleyküm muhterem Samsunlu kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir uzun yürüyüşün sonuna yaklaştık. Samsun'a gelmeden başka bir yere de gidemezdik, edemezdik. Sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir iftihar vesilesi. Cenab-ı Hak sizlere iki cihan saadeti ihsan etsin. İnşallah 15 Temmuz'u da büyük bir zafer olarak kutlamayı da nasip etsin. Muhterem kardeşlerim, elbette söylenecek söz, çok söz var. Her arkadaşımız buraya geldiğinde kendi fikirlerini, düşüncelerini sizlere arz ediyorlar. Aslında aynı şeyleri biraz farklı bir üslupla söylüyoruz belki ama eminim ki buna da ihtiyaç var. Tabii sözlerime başlarken Samsun Spor'u da aldık, tebrik ediyoruz. Birinci lige yükselmiş olması önemli bir merhale. Daha da güzel neticeleri Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. Muhterem kardeşlerim, iki gün sonra pazar günü hepimiz sandık başına gideceğiz. Sadece gitmeyeceğiz tek başına. Mutlaka çevremizde bulunan arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı ikna edeceğiz. Çok kritik bir dönemden geçtiğimizi, artık 21 yıl sonra yeni bir anlayışa, yeni bir döneme, yeni bir iktidara ihtiyacımız olduğunu anlatacağız. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. İlk başlangıçta belki bazı meseleler çok önemsenmemiş olabilir idi. Ama bugün geldiğimiz noktada artık Sayın Cumhurbaşkanı'nın problemleri çözemediğini gördük. Bol bol vaatler var. Hele de iş para noktasına geldi miydi? Kesenin ağzı açılıyor da kesenin dibi delik. Merkez Bankası'nın eksi rezervi var ne demek? Teknik bir tabir kullanıyor.
eksi rezerv demek. Merkez Bankası'nın parası bitmiş. 69 milyar dolar borcu var demek. Bunu eksi rezervle, arkasından da bol bol vaatler yap. Bu ne manaya geliyor? Yarın enflasyon alıp başını iyice gidecek. Bugün verdiğiniz artışlar 2 ay sonra eriyecek. Sistem değişmeden, politikalar değişmeden ülkemizin, insanımızın rahata kavuşması emin olun mümkün değil. Farklı vesilelerle devletin her kademesinde bulundum. Devlet Planlama Teşkilatı'nda gençliğimde 5 sene çalıştım. Sonra özel sektörde, kendi mesleğimde tekstilde yöneticilik yaptım. Daha sonra milletvekili oldum. Milletvekili döneminde de hep hasbelkader yurt dışı görevlerde bulundum. Temsil ettim Türkiye'mizi, ülkemizi. Sonra bir dönem dediler ki ya bu kadar koşturmak fazla geliyor. Siziz biraz dinlendirelim. Bizi aldılar 10,5 ay hapse attılar. Tutukladılar. Ya bu kadar koştur koştur koştur. Nereye kadar gidecek bu? Olmaz. Biraz dinlen. Elhamdülillah dinlendik. İtiraz da etmedik. İtiraz etsek kaç para zaten. Sonunda siyasi yasaklı olarak serbest bıraktılar. O dönemde de yine kendi mesleğimde bir takım çalışmalar yaptım. Arkasından siyasi yasak kalkınca da Sivas Belediye Başkanlığı görevini üstlendim. 2 dönem Sivaslar bana görev verdi. Siz de biliyorsunuz Sivas hadiseleri veya Sivas katliamı diye herkes tarafından yapılan iddialar bir gün geldi. O zamandan beri bugüne kadar açıklanmamış bazı kasetler, ifadeler ortaya çıkınca vay canına ya biz amma da büyük bir hatanın içine düşmüşüz dedi herkes. Elhamdülillah. Şimdi siyasi hayatımın son devrini yaşıyorum. Altılı masadayız. Altılı masada bana yaklaşan kimse yok. 80'i devirdim ben çünkü. Ama elhamdülillah Cenab-ı Hak sağlık verdi. Ayaktayım. Bugüne kadar çeşitli vesilelerle kazanmış olduğum tecrübeyi de elbette milletimize, sizlere hizmet için değerlendirmekte de kararlıyım. Bu sizin desteğinizle olacak ancak onu hemen ifade edeyim. Pazar günü sandıktan mutlaka Millet İttifakı'nın çıkmasına ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı adayımız bir tane belli. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Birçok yerde bana sordular. Ya neden Kılıçdaroğlu? Güveniyor musun? İfadem aynen bu oldu benim. Ben kendisini tanıdım. Tanıdıktan sonra da bende güven telkin etti. Ben güveniyorum. Güvendiğim için de kendisinin cumhurbaşkanı makamına gelmesine de her türlü desteği veriyorum. Elbette Samsun'da da bunu ifade etmek benim için bir vazife. Yalnız elbette milletvekili seçimlerine gelince milletvekili seçimlerinde hem İyi Parti hem de Cumhuriyet Halk Partisi saflarında diğer parti adaylarımızla birlikte seçime giriyoruz. Kardeşlerimizin gönlünde ne yatıyorsa o tarafa meyletsinler. Ama Millet İttifakı'ndan ayrılmayın derim ben. Muhterem kardeşlerim, her zaman ısrarla gönlümde taşıdığım bazı konuları sizlere de arz edeceğim. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Ama bir takım konuları söylemezsem ben de rahat edemem. Ne yapmak istiyoruz? Bizim çok kısa ve öz ifade edersek
Birinci hedefimiz Türkiye'mizi, ülkemizi huzur içinde yaşanabilen bir ülke haline getirmek. Nasıl yapılacağını da biraz sonra arz edeceğim. Eğer biz ülkemizi huzur içinde yaşanabilen bir ülke haline getirebilirsek, o zaman güçlü bir ülke doğar bundan. Onun arkasından da dış politikada, dünyada da etkili politika izleyen, sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de barışı getirecek bir ülke haline geliriz biz. Ne yapacağız? Esas adımımız önce maalesef ülkemizde zedeleden adalet mekanizmasını rayına oturtmak olacak. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan hiçbir yerde huzur ve barış olmaz. Başınız sıkıştı. Birisi size haksızlık yaptı. Devlet kurumlarında çalışanlar dahil. Nereye başvuracaksınız? Valiye gitseniz, vali devletin adamı. Emniyet müdürüne gitseniz, yine devletin adamı. Sizin başvuracağınız kurum adalet kurumudur. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan hiçbir ülkede huzur ve barış olmaz. Bu bizim en önemli idealimiz. Adaleti tesis etmek. Herkesin hakkını rahatlıkla alabileceği bir sistem kurmak. Yeter mi? Hayır. İş başında bulunanların belli özelliklere taşımaları gerekir. Dürüst olacaklar. Kamu malına el uzatmayacaklar. Yemeyecekler, yedirmeyecekler. Helal ve haramı bilecekler, haramdan uzak duracaklar. Yolsuzluk hiçbir zaman kitaplarında yazmayacak. Rüşvet tamamen ortadan kalkacak. Ama pek de önemli gibi gözükmeyen, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeri geldiği zaman olur mu dediği bir konu var. Ne o? O da israf. İsraf bütün kaynaklarımızı tüketir. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız itibar kazanabilmek için israf edebilirsiniz diyor. Yok arkadaş. İtibar kazanmak için yaptığımız harcama kesinlikle haramdır. Olmaz. Hep misal diye söylüyorum. Nerede oturuyor Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi bizim? Külliyede. Keşke bir tane külliye olsa. Yetmiyor. Yazlıkları var bunun, kışlıkları var. Ve bu saraylar saray da demekten çekindikleri için hakikaten bütün dünyanın gözünün içine batıyor. İnsanlar karnını doyuramazken, ev ihtiyaçlarını gideremezken, aldıkları ücretle geçinemezken siz nasıl saraylarda oturursunuz ya? Amerikan başkanına bakın. Televizyonlarda görüyorsunuz. Biz güya ayıp olmasın diye Beyaz Saray diyoruz. Ne Beyaz Saray ya? Adı onun Beyaz Ev. Amerikan Cumhurbaşkanı dünyanın en zengin ülkesi ama bir evde oturuyor, sarayda değil. Biz niye saraydayız? İngiliz Başbakanına bakın. Televizyonlarda son zamanlarda bazı hadiseler olunca İngiliz Başbakanı çok çıktı. Nerede oturuyor? Bir sokakta, o sokağın 10 numaralı evinde oturuyor. Ama biz, saraydan aşağısı bizi kaldırmaz. Muhterem arkadaşlarım bakın. Ülkemizin kalkınması, insanımızın geçinebilmesi için daha yüksek ücretlere ihtiyaç var.
Nereden bulacağız bunu? Ben size bakın üç şey söyledim. Bir, israfı kaldıracağız. İsraf kalksın, milyarlar tasarruf edilir. Milyarlar. Yolsuzluk kalksın, yüz milyarlar tasarruf edilir. Bir de yanlış yatırımlar kalksın. Topladın mıydı bunları? Biz her sene 250, 300, 350 milyar lira cebimizde, kasamızda para kalır. Dibi delinen o Merkez Bankası'nın kasası dolmaya başlar. Bazen soruyorlar. Biz de işte falanca yerden de para buluruz, şuradan da buluruz diyorlar ama ben hem Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzun zaman çalışmış, sanayide görev almış, belediyecilik yapmış bir kardeşiniz olarak diyorum ki biz şu üç israf musluğunu kapatalım, yüz milyarlar birikir, yüz milyarlar. Evet, işçi kardeşlerimize güzel bir zam verdiler. Hay Allah razı olsun. Arkasından mecburen devlet memurlarına da Sayın Kılıçdaroğlu'nun vaadinden birazcık yukarıda bir rakam söylediler. Ama bunların kıymeti yok, tekrar söylüyorum. Kaçakları tıkamadıktan sonra, kasada parayı biriktirmedikten sonra ne verirseniz verin, yarın enflasyon onu da eritir. Vaadimizde sadık olacağımızın en açık delili şu söylediğim yanlışlıklardan vazgeçmektir. Biz muslukları sizin, çalışan insanımızın, ben çalışan insanımız deyince sadece işçimizi, memurumuzu, emeklimizi görmüyorum. Esnafımız da bunun içinde, çiftçimiz de bunun içinde, hatta sanayicimiz de bunun içinde. Herkes bunun içinde. Herkes kendi gücüne, kendi çalışmasına göre bunun karşılığında bir kazanç elde edecek ama başkasını sömürmeyecek. Muhterem kardeşlerim, inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Yatırımları ülkemizin bir başından bir başına yayacağız. Her yerde teknoloji kurumlarımız olacak. Yatırımlar yapılacak. Sadece bir yerde değil, sadece bir kişi değil, sadece bir kurum değil. Herkes ayağa kalkacak. Göreceksiniz, 2-3 sene kalmaz ülkemizde işsizlik diye bir sorun yok olur gider. Bizim insanlarımız niye başka ülkelere gitmek istiyor? İş bulmak için. Peki o iş yerini biz kendi memleketimizde kursak, açsak daha isabetli olmaz mı? Elbette olur. Hem ülkemiz zenginleşir, hem insanımız daha güçlü imkanlara kavuşur, ücrete kavuşur. Bunu birlikte yapacağız. Sizlerle, inanan insanlar olarak her yönüyle bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. Muhterem kardeşlerim, elbette bunların yapılması bir miktar zaman ister. Ama emin olun o zaman 5 yıl, 10 yıl gibi bir zaman değil. Hele de 20 yıl hiç değil. Biz 21 sene önce Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı makamından önce başbakan oldu. Milletvekili oldu. O zaman kendisine dışarıdan her türlü destek geldi. Milli Görüş gömleğini çıkardılar, kendisine bir cesaret madalyası verdi Siyonist çevreler Amerika'da. Şimdi bizi itham etmeye kalkıyorlar. Yok arkadaş, o kadar ucuz değil. Geçmişte verdiğiniz taahhütlerin hala yerine getirmek için gayret sarf ediyorsunuz. Biz bunu bilmiyor muyuz? Kimseyi kandıramazsınız. Bu ülke vazgeçti. 80 civarında tesisimiz özelleşmiş. Niye tütün yasaklandı ekimi?
Samsun'un tütünü meşhurdu. Niye fabrika kapatıldı? Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, tütün ekimi tahtitli. Ama Amerikan Virginia tütünü geliyor. Sigara fabrikalarını da onlar kurdular. Hadi bakalım, Samsun'da oturuyorsunuz. Samsun tütününü değil, Amerikan Virginia tütününden yapılmış sigarayı içiyorsunuz. Ben sigara kullanmam. Kimsenin de kullanmasını istemem. Ama eğer kullanacaksa ya bırak Samsun tütününü kullansın. Niye Amerika Virginia tütününü kullanacak benim insanım? Biz buna rıza göstermeyiz. Bu sadece tütün için değil, işte şeker fabrikaları kapandı, satıldı. Şimdi muhterem kardeşlerim şeker ithal etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Şeker. Bir zaman ihracat yapıyorduk. Ne oldu da şimdi biz şeker ithal ediyoruz? Sadece bunlar değil, bunun yanında birçok şeyi saymak mümkün. Şimdi Allah razı olsun, SİHA'lardı, MİHA'lardı, bazı konularda atılan adımları öyle bir göklere çıkarıyorlar ki sorgulamaya kalksan vay sen hainlik yapıyorsun demeye kalkıyor. Yok ya, biz sadece ne olduğunu öğrenmek istiyoruz, o kadar. Doğru bilgi almak istiyoruz. Bu söylediklerinizin ne kadarı geçerli onu bilmek istiyoruz. Zaten 3 gün sonra hepimiz gerçekleri göreceğiz. Aba altından sopa göstermek de kimseye fayda sağlamaz. Türkiye'miz 85-86 milyonluk bir nüfusa sahip. Şimdi bakıyorum burada ön saflarda hanım kardeşlerimiz var ama şuradaki topluluğa baktığım zaman ağırlık gene erkeklerde, çoğu evde kalmış. Buraya kadar gelmemiş kardeşlerimizin. Allah razı olsun. Hele hanımlar bir araya gelir. Biz değişiklik yapmaya karar verdik derlerse o zaman bu iş bitti demektir. İnşallah bunu göreceğiz. El birliğiyle bunu göreceğiz. Yaşayacağız. Gençlerimiz dünyanın en genç nüfusuna sahibiz. Ama gençlerimiz hep endişeli. Durmadan kendilerine imkan tanınıyor. Bu üniversiteyi bitiriyor. Bir diploma daha alayım. Olmadı bir tane daha alayım. Ya bu nereye kadar gidecek? Bu arkadaşımızın bir yere girip kazancını temin etmesi icap eder. Niye o imkanı vermiyorsun? Çünkü düzgün yatırım politikaları uygulamıyorlar. Verilebilir mi, verilemez mi? Emin olun, ülkemiz aslında çok daha zengin kaynaklara sahip. Şundan emin olun, bu gene verilir. Ben hatırlatıyorum, İnşallah yanlış olmaz, yanlış anlamazlar. Bundan 16 sene önce, öyle mi? Burada bir yaralanan kardeşimiz olmuş. Bir ambulans lütfen. Acil. Hemen ön taraftan gelinirse ulaşması mümkün olur. Lütfen. Hemen bir ambulans lütfen. Evet. Evet, çıkarıyor mu arkadaşları? Evet. Bir an önce müdahale edelim de ambulansı göremedik burada. Tamam, evet. Muhterem kardeşlerim, aslında bunların hepsi yapılabilir. Bundan demin söyledim, 26 yıl önce, fazla bir zaman değil, Erbakan Hoca iktidara geldi. O zaman devlette bir tereddüt vardı, %30, %20. Sendika %30 istiyor, devlet de %20'den fazla veremem diyor. Erbakan Hoca çağırdı maliyecileri. Getirin bakayım şu hesaplarını, ne kadar paramız var. Getiremediler. Sonra tek hesap diye bir sistem çıkardı. Milletimiz de ona havuz sistemi dedi. Böylece ne kadar paramız var biliyorduk. Borcumuz, alacağımız kasadaki para. O zaman dedi ki ya biz ne kadar zenginmişiz. Ne %30'u? 6 ay içinde %125 zam yaptı. Bak, 30'u veremez denilen bir dönemde yapıldı.
Şimdi biz geliyoruz. Allah nasip ederse bu söylenen rakamların daha güzelini sizlere mutlaka vereceğiz. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Benden sonra konuşacak kardeşlerimiz var. Sayın Kılıçdaroğlu da son olarak hitap edecek sizlere. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizden dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Esselamu aleyküm. Haydi haydi Bolu'a, haydi haydi kazanalım haydi. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Saadet Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na Samsun Spor'un forması takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı yardımcımız, Saadet Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Sevgili Samsunlular, şimdi konuşmalarını yapmak üzere 62, 63 ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin başkanı, geleceğin güvencesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş son başbakanı, Cumhurbaşkanı yardımcımız, Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Davutoğlu'nu buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanımız. Gazi Mustafa Kemal'in istiklal meşalesini yükselttiği meşale şehrimizin yiğit insanları, kahraman Samsunlular, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Akademik hayatta Samsun'a geldiğimde meşale şehir adını vermiştim. Gerçekten Samsun, yedi düvele karşı direnen bir milletin bütün orduları dağılmış, bütün karargahlarına girilmiş, tam bir karamsarlık içindeyken Bandırma gemisinin gelmesiyle birlikte bir istiklal meşalesini yakan şehirdir. Aziz Samsun, değerli hemşehrilerim, Karadeniz coşkusunu yaşayan yiğitler, inşallah iki gün sonra 14 Mayıs'ta demokrasi meşalesini yükseltmeye var mısınız? Var mısınız? Değerli Samsunlular, 14 Mayıs'ta iktidarı kaybedeceğini anlayanlar her yola başvuruyorlar. Yalan söylüyorlar, hakaret ediyorlar, iftira atıyorlar, tehdit ediyorlar. Bakın size bir Samsunlu'yu anlatacağım. İlim hayatında örnek aldığım, devlet hayatında örnek aldığım bir Samsunlu, Profesör Ali Fuat Başgil. Çarşamba'da doğmuştur. Kafkas cephesinde savaşmıştır. Demokrasi mücadelesi vermiştir. 1961'de Samsun senatörü olarak Ankara'ya gittiğinde Cumhurbaşkanı adayı oldu. Olmak istedi. Ama darbeciler, Fahri Özdilek ve diğerleri başbakanlığa çağırıp onu tehdit ettiler. Hayatını garanti edemeyiz dediler. Şimdi aradan 60 yıl geçtikten sonra Bahçeli diyor ki muhalefet mermi vücutlarına verme doldurulur. Bahçeli diyor ki onların hak ettikleri müebbet hapis ya da mermi. İlk defa bir siyasetçi tehdit ediyor. Ambulans ihtiyacı var orada. Samsunlular, öylesine mahşeri bir şekilde meydanı doldurmuşsunuz ki Allah hepinizi muhafaza eylesin. Teşekkür ediyoruz size. Şimdi Ali Fuat Başgil'den ders almış
onu hocası görmüş birisi olarak söylüyorum. Bahçeli'nin tehditleri bize sökmez. 27 Mayıs darbecileri gibi bizi tehdit edenler bilsin ki Samsun'dan Ali Fuat Başkil'in memleketinden sesleniyorum. 14 Mayıs'ta bu darbeci, bu vesayetçi, bu otoriter Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gidecek. Güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek. Ve isteseler de, istemeseler de, tehdit de etseler bilsinler ki 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizler yeni bir baharın habercisi olarak Samsun'da ses vereceğiz. Değerli Samsunlular, son iki gün kaldı. Söyleyecekleri sözleri kalmadı bunların. Her şeyi söylediler. Şimdi yalana başladılar. Bakın dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı makamına hiç yakışmayacak bir şekilde montaj, yine ambulans. Ambulans, buraya bir ambulans hemen arkadaşlar. Sağlıkçılar. Şuraya, şuraya. Dedi ki bir montaj. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosunun arkasına PKK terör örgütünün bir takım isimleriyle güya bir montaj. Bakınız. Başka söyleyecek sözü kalmayanlar bunu yapar. İşte buradan sesleniyoruz. Erdoğan ve Ankara'da iktidar sahipleri bilsinler. Türkiye'yi hiçbir terör örgütüne asla teslim etmeyeceğiz. Ama kendileri gibi düşünmeyen, herkesi terörle işbirliği içinde suçlayanlar, işte onlara da fırsat vermeyeceğiz. Hala ulaşmadım oraya. Oradan alabiliyor muyuz arkadaşımızı? Sedye getirin, sedye. Mustafa abi. Şimdi inşallah arkadaşlar bakacaklar, getirecekler. Allah muhafaza eylesin. Şimdi biz terörle mücadele edeceğiz. Bizim hakkımızda her türlü vehimi iddiada bulunanlar şunu bilsinler. Hiçbirimizin herhangi bir terörle iltisakını bulamazlar. Ama biz 15 Mayıs günü geldiğimizde aziz Samsunlular, açacağımız dosyalardan biri TRT'ye kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı kim TRT'ye çıkardı dosyası olacak. Kendileri İmralı'yla görüşüp, kendileri Kandil'de görüşüp, kendileri Ekrem İmamoğlu'nun seçilmemesi için İmralı'dan mektup getirenlere bu postacı kimdi diye soracağız, soracağız. Bizim alnımız açık. Teröre karşı mücadele verdik. Ama hiçbir Kürt vatandaşımızın kalbini kırmadık. Kırılmasına izin vermedik. Yine bunlar yalan dolan içindeler. Diyanet işlerini kapatacakmışsınız. Allah aşkına duydunuz mu bizden böyle bir şey? Kimin aklına gelir bu? Samsunlular. Evet. Şimdi kimin aklına gelir bunlar? Ama yalan söyleyecekler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizlerin söylemediği şeyleri itham ederek, yalan söyleyerek sizleri kandırmaya çalışıyorlar. Samsunlular, İstiklal meşalesini yakan şehri kandırmak mümkün mü? Mümkün mü? Peki bu yalan üretenlere, hakaret edenlere hak ettikleri cevabı verecek miyiz? Söz mü? Söz mü? Şimdi başka bir şey kalmayınca Sayın Erdoğan bugün bir açıklama daha yapmış. Bir açıklama daha, diyor ki 15 Temmuz'da istiklal ve istikbalimize nasıl sahip çıktıysak gerekirse canımız pahasına yine sahip çıkarız. Şimdi aklına gelmiş, şimdi bakın seçimden iki gün önce. Şimdi
Şimdi hesap sorma vakti bizim. 15 Temmuz'un baş faili olan bir paşanın abisini Hollanda Büyükelçi kim yaptı? Erdoğan kim yaptı? Fakir fukara çocukları şu veya bu şekilde okullardan geçmişse yeni sülalesini cezalandırdınız. Peki senin damadın Berat Albayrak, onun abisi Serhat Albayrak nerede okudu? FETÖ okullarında okudu, FETÖ okullarında. Değerli Samsunlular, kim size gelip FETÖ ya da PKK terör örgütleri bu iktidarla ilgili olarak herhangi bir iddiada bulunursa şunu söyleyin. Biz onları biliyoruz. Ve size söz veriyoruz. Hiçbir terör örgütüne nefes aldırmayacağız. Aldırmayacağız. Ama bu suçlamalarla insanların mağdur edilmesine de izin vermeyeceğiz. Şimdi düşününüz. Orada da bir kardeşimiz var. Onları da soracağız hesabını, hiç merak etmeyin. Bakın biz sizin aranızdayız. Damat bakanı gören var mı? Yok. Piyasada yok o. Çıkamazlar. Şimdi bir soru daha Sayın Erdoğan'a. Madem ki 15 Temmuz bu kadar önemlidir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun raporunu niye sümen altı ettiniz? Bakın size iftiharla söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na giderek 75 sayfa raporu bizzat ben verdim. Ama sümen altı ettiler. Hiçbirisi meclise haber vermedi. Şimdi biz ne yapacağız? Gelir gelmez 15 Temmuz'la ilgili o raporu önce halkla paylaşacağız, sonra da tarihe mal edeceğiz. Kimse engel olamaz. Paralel hiçbir yapıya izin vermedik, vermeyeceğiz. Ama Pelikan paralel yapısının da hesabını soracağız. Erdoğan'ı İstanbul'da karşılayan, yanında oturan Selim Temurcu mahkemelere çağrılır. 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ sokakta saldırıya uğrar. Mesele orayı açın orayı. Şey arkadaşlar, şurayı açın. Ya arkadaşlar güven Murat. Geçin çabuk. Allah muhafaza eylesin. İyi olduğunda seni buraya alırız kardeşim. Sizin vaktinizi fazla almak istemiyorum. Allah sizleri muhafaza eylesin. Ama 15 Mayıs'ta nelerin değişeceğini o bozkurt işareti yapan kardeşim, sana da söz veriyoruz. Sinan Ateş'in katillerini bulup mahkemeye vereceğiz inşallah. Hukuktan hesap sorduracağız. Hiç kimse hesapsız kalmayacak. 128 milyar doları da solacağız. Sinan Ateş'in katillerini de bulacağız. Değerli Samsunlular, şimdi ne değişecek? Sizlerle bir karşılıklı sohbet edelim. 15 Mayıs günü ne değişecek? Bakın, kutuplaşma gidecek, kucaklaşma gelecek inşallah. Gelecek mi? Kucaklaşacak mıyız? Söz mü? Bakın 6 genel başkan biz kucaklaştık. Anadolu'daki bütün farklı düşünceye sahip olanlar 15 Mayıs sabahı selam verip birbirinizle kucaklaşacak mısınız? İşte biz bunun için bir aradayız. Siz de birlikte olacak mısınız? Birleşe kazanacak mıyız? Birleşe kazanacak mıyız? Birleşe kazanacak mıyız? 15 Mayıs sabahı baskılar, yasaklar gidecek, özgürlük gelecek. Gelecek mi? Söz mü?
15 Mayıs sabahı adaletsizlikler, hukuksuzluklar gidecek. Hak, hukuk, adalet gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? 15 Mayıs sabahı bu mafyatik yapılar, uyuşturucu baronları, faiz baronları, bunlar gidecek. Temiz siyaset gelecek. Temiz siyaset gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? 15 Mayıs sabahı özellikle gençler, siz duyun. Erdoğan 5 sene sonra duydu. Siz hemen duyarsınız. 15 Mayıs sabahı mülakat gidecek, liyakat gelecek. Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Ve 15 Mayıs sabahı bütün bu kötülüklerin kaynağı olan, tek akla sebebiyet veren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gidecek, güçlendirilmiş parlamenter sistem gelecek inşallah. Gelecek mi? Söz mü? Söz mü? Ve 15 Mayıs sabahı Cumhur İttifakı gidecek, milletin iradesini temsil eden Millet İttifakı gelecek. Söz mü? Söz mü? Şimdi iki gün kaldığı için bir söz daha. 15 Mayıs sabahı, 14 Mayıs sabahı hep beraber akın akın, akın akın sandıklara gitmeye söz veriyor musunuz? Her bir sandığı, her bir oyu korumak için sandıkların başında nöbet tutmaya söz veriyor musunuz? Söz mü? Biz de size söz veriyoruz. Dün 6 genel başkan, Sayın Cumhurbaşkanımız, artık adayımız demeyelim değil mi? Cumhurbaşkanımız diyelim mi? Diyelim mi? Ha, Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte toplandık. Ve bütün seçim güvenliği ile ilgili çalışmaları gözden geçirdik. Güzel haberim şu size. Türkiye'nin her sandığında müşahidimiz, temsilcimiz olacak. Tek bir sandık dahi sahipsiz olmayacak. Bir müjde de şu. Bu kadar saldırmaların sebebi onlar kaybedecek. Onlar kaybedecek. Biz 85 milyon olarak kazanacağız. 15 Mayıs akşamı sabahı hiç kimse korkuya, karamsarlığa kapılmasın. Hiç kimse kaybetmeyecek. Sadece ve sadece 85 milyon kazanacak. Hepinize şu son sözle veda etmek istiyorum. Bir meşale yanmıştı 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan. Şimdi 15 Mayıs'ta yeni bir meşaleyi yurt sırtına yaymaya var mısınız? Söz mü? Söz mü? Oradakiler söz mü? Söz mü? Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Umuda haydi haydi, bolluğa haydi haydi, kazanalım haydi. Samsunlular, bir şeyi söylemeden gidemem. Samsun Spor'a başarılar diliyorum. Kırmızı beyaz bizim renklerimiz. Samsun Spor'a Süper Lig'de başarılar diliyorum. Takipçisi olacağız. Yüreğimiz Samsun Spor için atacak bu yıl. Allah kolaylık versin. Haydi, Türkiye, haydi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na Samsun Spor formasını takdim ediyor arkadaşlarımız. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'na yaptığı konuşmadan ötürü teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sevgili Samsunlular, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Parolamız çok net. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Ben şimdi buraya sizlerin huzuruna konuşmasını yapmak üzere ömrünü hak, hukuk, adalete adayan Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum.
Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz adalet, Sayın Cumhurbaşkanımız. Asalet, hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hazır mıyız? Samsun, hazır mıyız? 19 Mayıs gibi yürekli bir şekilde hazır mıyız? Size söz, ben de hazırım. Beraber, birlikte mücadele edeceğiz. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle birlikte mücadele edeceğiz ve Türkiye gerçek anlamda huzuru, barışı, kardeşliği, erdemi, irfanı, güzelliği hep beraber getireceğiz. Hep beraber. Size söz. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Şuraya sağlık görevlileri acaba bakabilirler mi? Sağlık görevlileri, değerli arkadaşlarım, teşekkür ederim. Samsun olağanüstü güzel bir kent. Kadim bir kentimiz aynı zamanda. Güzel ovaları var, yaylaları var, dağları var. En önemlisi de çok güzel insanları var. Sizlerle beraber olmak, sizlere hitap etmek, dolayısıyla en azından karşılıklı gülümsemek benim için dünyanın en güzel onurlarından birisi. O nedenle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Yaylaları var dedim, ovaları var dedim, bereketli ovaları var dedim. Ama çiftçi çok memnun değil, onlara sözüm var. Onlara kırmızı mazot vereceğim. Onların alın terini asla ve asla yere düşürmeyeceğim. Herkes kazanacak, herkes üretecek ve dolayısıyla sadece Samsun değil, bütün Türkiye huzur içinde yaşayacak. Sözüm söz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğim. Beraber, birlikte inşa edeceğiz. Huzur içinde yaşayacağız. Göreceksiniz. 100. yılında yine sarpa kadar uzanacak Mustafa Kemal Atatürk'ün hayaliydi. Bir demir yolu yapamadılar. 22 yılda yapamadılar. Göreceksiniz. Bay Kemal'in iktidarında bunların tamamı olacak. Tamamını yapacağız. Tamamını. Emekli kardeşlerime de seslenmek isterim. Öteden beri emeklilerin, emekli dediğimiz şudur. Çalışan, gençliğinde çalışan, üreten, alın terini döken, sigorta primini yatıran ve zamanı gelince de emekli olan kişi demektir. Emekli olduğu zaman da onun insanca yaşaması lazım. Huzur içinde yaşaması lazım. Ele güne muhtaç olmaması lazım. Kahveye oturduğu zaman bir arkadaşına en azından çay ısmarlayabilmesi lazım. Parayı vermediler. Büyük sıkıntılar yaşadı. İki bayramda birer ikramiye verin dedim. Önce para yok dediler. Sonra biner lira verdiler. Şimdi seçim geliyor. 1000 lira daha verdiler. Benim sözüm var. 2015'ten bu yana sözüm var. Emekliye Ramazan Kurban Bayramı'nda en az asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz diye. Vermediler. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bütün emekli kardeşlerim gidecekler. Bankadan emekli aylıklarını aldıklarında 15 bin liralık ikramiyeyi de görecekler. Helal olsun. Analarının ak sütü kadar helal o para. Ben bunu söyleyince bağırıyorlar. Parayı nereden bulacaksın? Sevgili Samsunlular, tam 27,5 yıl devlette çalıştım. Paranın nereye harcandığını siyasi otorite karar verir. Bir bütçe yapılır. Emekliye mi para verelim? Çiftçiye mi para verelim? Ücretliye mi para verelim? Memura mı para verelim? Yatırıma mı para aktaralım? Bunlara siyasi otorite karar verir. Ama var olan siyasi otorite paraların büyük bir kısmını beşli çetelere vereceğim diyor.
ve beşli çetelere veriyor. Ben o beşli çetelerden son kuruşuna kadar alacağım. Bu ülkenin işçisine, memuruna, emeklisine, herkese, esnafına, herkese vereceğim. Onlar kazanmayacak. Halk kazanacak. Çünkü onlar yandaşlara çalışıyor. Bay Kemal vatandaşa çalışacak. Emin olun, vatandaşa, sizin için çalışacağım. Gençler, sizlere de bir çift sözüm var. Türkiye'nin kaderini siz değiştireceksiniz. Bakmayın biz böyle konuşuyoruz ama sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Söz mü? Gençler söz mü? Sandığa gideceksiniz değil mi? Oy kullanacaksınız değil mi? Sakın şöyle bir rehavete kapılmayın. Ya bir oydan ne olacak? Bir şey olmaz. Ben de sandığa gitmeyeyim. Hayır. Sandığa gidilecek, oy kullanılacak ve gerçekten bu ülkeye demokrasi gelecek. Demokrasi nedir biliyor musunuz? Demokrasi 85 milyon vatandaştan toplanan paraların nereye harcandığını vatandaşa anlatmak demektir. Şimdi siz elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit vergi ödüyorsunuz. Musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. E bu paralar nereye gidiyor? Bu mutfaklardaki yangın ne? Kadınlar pazara giderken ne olduğunu görüyorlar. Beyler cennette size cehennemi layık görüyorlar. Onları ne yapacağımı ben gayet iyi biliyorum. Ama her mutfağa huzuru ve bereketi getireceğim. Her mutfağa, her mutfağa. Beslenme çantası uygulamasını da kaldıracağız, göreceksiniz. Anne diyor ki, hiç meraklanmayın. Beraber göndereceğiz. Beraber göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Beraber göndereceğiz. Kararlıyım. Önüme dünya kadar engel çıkarıyorlar. Onu da söyleyeyim. Dünya kadar engel çıkarıyorlar. Dünya kadar iftiralar atıyorlar. Utanmadan bir sürü rezalet şeyler uyduruyorlar. Ama ne yaparsa yapsınlar, bu millet kararını vermiş. Yeter artık ya. Yeter kardeşim ya. Yeter milleti böldün ya. Yeter milleti ayrıştırdın ya. Yeter mutfaktaki yangın ya. Bu milleti soğana mahkum ettin ya. Yeter kardeşim. Yeter. Gelecek göreceksiniz. Bay Kemal göreceksiniz. Mutfaklardaki huzuru göreceksiniz. Bereketi göreceksiniz. Evlatlarınızı nasıl huzur içinde okula göndereceksiniz göreceksiniz. Bir yıl içinde bir yıl. Allah nasip ederse yurt sorununu çözeceğiz. 22 yıldır çözemediler ya. Bir yılda çözeceğiz. Suriyelilerin kuyumcusu var. Ben dükkan açamıyorum diyor dedem diyor. Hiç meraklanma. Bu kardeşiniz en geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyelileri Suriye'ye uğurlayacak. Hiç endişe etmeyin. En geç 2 yıl içinde. Söylüyorlar. Siz bir de kendilerine biz milliyetçiyiz diyorlar. Ya siz kim milliyetçili kim? Sınırları yol geçen anına döndürdünüz. Elini kolunu sallayan geliyor. Nasıl bir Türkiye'dir burası? Ama sözüm var. Sınır, hudut, namustur ve onun namusu koruyacağız. O sınırdan izinsiz kuş uçurtmayacağız. Kuş. Herkes gelecek. Herkes haddini bilecek. Herkes. Suriyeli kardeşlerimizi de göndereceğiz. Afgan kardeşlerimizi de göndereceğiz. Onlara da gideceğiz. Biz Kemallere gönül verenlerdeniz diyorsunuz. Eyvallah. 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 Size hanımlar size de bir çift sözüm var. Evdeki en büyük sıkıntıyı yaşayan sizsiniz. Mutfaklardaki yangının farkındayım. Çocuğun beslenme çantasına ne koyayım diye çoğu zaman düşünürsünüz. Ay başında bir aylık alınır. Kira parası nereye? Su parası nereye? Ulaşım minibüs parası nereye? Bir dünya kadar hesap yaparsınız. Ay sonunu nasıl getireceğiz diye. İnşallah buradan Türkiye'yi kurtaracağız. Ve benim
bu ülkeye sözüm var. Gerçekten de her ailenin, her ailenin en az asgari ücret kadar gelir güvencesi olacak. O para kadının banka hesabına yatacak ve kadın memur gibi, işçi gibi, emekli gibi gidip aylığını çekecek ve çoluk çocuğunun ailesinin rızkını sağlayacak. Diyorlar ya, efendim Bay Kemal gelirse sosyal yardımlar kesilir. Niye kesilsin? Tam tersine, sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnsanın onurunu koruyacaksınız. Ben bunu yapacağım. Göreceksiniz. Parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar ya bana. E sen beşli çetelere para bulurken para var. Vatandaşa gelince para yok. Alacağım o beşli çetelerden. Alacağım ve sizlere vereceğim. Bu ülkeye, bu insanlara vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Esnaf. Esnaf kardeşim. Senin durumunu da biliyorum. Rahmetli Özal orta direk derdi. Büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Çiftçinin ve esnafın. Bir daha söylüyorum. Çiftçinin ve esnafın bankalara esnaf kefalet veya zirai kooperatiflere olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Ana parayı da makul taksitlerle alacağız. Elin oğluna veriyorsun. Elin oğluna milyarları veriyorsun. Avroları veriyorsun. Dolarları veriyorsun. Esnaf için çalışacağım. Çiftçi için çalışacağım. Üretici için çalışacağım. Daha önce geldiğimde bir Bafra Ovası'na gitmiştim. Ovanın bütün güzelliklerini görmek mümkün. Bir bakıyorsunuz böyle uçsuz bucaksız bir yeşillik var. Gerçekten de orada alın teri dökenlerin hakkını teslim etmek lazım. Şimdi koyun dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Et dışarıdan geliyor. Mısır dışarıdan geliyor. Buğday dışarıdan geliyor. Ya biz niye üretmiyoruz? Bizim insanımız niye kazanmasın? Bunu da yapacağız. Bizim insanımız kazanacak. Onlara her türlü desteği vereceğiz. Çiftçiye, üreticiye, alın teri dökene her türlü desteği vereceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Milliyetçilik. Orada kısaca değineyim. Çünkü uzun süre oldu. Ayaktasınız. Ondan sonra vedalaşalım. Milliyetçilik. Açık ve net söylüyorum. Bay Kemal'e milliyetçilik dersi verecek olan henüz anasından doğmamıştır. Nokta. Nokta. Sen gidersin. 33 askerimiz Suriye'de şehit edildi. 33 askerimiz. Nereye gittiler? Putin'in kapısına gittiler. Putin ne yaptı? Bekletti. Koridorda bekletti. Kronometreyi açtı. Bütün dünyaya seyrettirdi. Bu mudur milliyetçilik? Benim ağrıma gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden birisi bir başka ülkenin devlet başkanının kapısında dakikalarca bekletilmez. Benim size sözüm var. Allah nasip eder, oy verir. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğumda hiçbirimizin 85 milyon hiçbirinizin yüzünü yere indirmeyeceğim. Hiçbirinizin. Göreceksiniz. Türkiye'yi göreceksiniz. Bahar'ı göreceksiniz. Birlikte yaşamayı göreceksiniz. Huzur içinde yaşamayı göreceksiniz. Kardeşçe yaşamayı göreceksiniz. Birbirimizin kürüne muhtacız aslında. Bu ne kadar güzel bir söz. Dolayısıyla her birimiz, her birimiz kucaklaşacağız. Benim size sözüm var. Bu ülkeye baharı getireceğim, baharı. Güzelliği getireceğim, güzelliği. Hiç endişe etmeyin. Kavgaları bitireceğim. Hiç endişe etmeyin. Bunların tamamını yapmak benim boynumun borcudur. Size son olarak şunu da ifade edeyim. Samsun potansiyel olarak çok hızlı büyüyebilir bir kent. Ama bugüne kadar yeterli bir büyümeyi sağlayamadı. Burasının önemi, Samsun'un ne önemi var diyeceksiniz. Burası Anadolu'ya açılan bir kapıdır. Burayı biz Allah nasip ederse Mersin'e ve İskenderun Limanı'na bağlayacağız. Demir yollarıyla.
herhangi bir yerde yatırım yapan, herhangi bir yerde üretim yapan kişi demir yollarıyla malını limana taşıdığında, örneğin İskenderun limanına taşıdığında, Mersin limanına taşıdığında, Samsun limanına taşıdığında, Trabzon limanına taşıdığında bütün ücret masraflarını, yani lojistiğini devlet karşılayacak. Böylece Anadolu'nun içini dolduracağız. Böyle Samsun büyüyecek, Trabzon büyüyecek, Mersin, Anadolu, Anadolu'nun içi tümüyle büyümüş olacak. Kaynakları doğru ve yerli yerinde harcayacağız. Bunu da bilmenizi isterim. Her kuruşun hesabını vermek benim namus borcumdur. Bir daha söylüyorum. Ödediğiniz verginin, yani her kuruşun hesabını vermek benim namus borcumdur. Biz altı lider bir araya geldik ve bir ortak mutabakat metni hazırladık. Onlardan birisi de, kurallardan birisi de Ulusal Vergi Konseyi kurmak. Yani ödenen her kuruş verginin hesabını bir rapor halinde yayınlayacağız. Türkiye'de herkes paranın nerelere harcandığını görecek. Herkes görecek bunu. Bunu da sağlayacağız. Bunu da sağlayacağız. Çarşamba şeker fabrikası. Onlar kapatırlar, Bay Kemal açar. Çarşamba'ya sözüm var. Çarşamba'ya sözüm var. Geleceğim fabrikayı açarken bütün çarşambalar dolu olacak. Sen 34 yıl sonra bakın. 34 yıl sonra yurt dışından şeker ithal ettiler. Ya şeker fabrikasını kapatıyorsun. Dışarıdan birileri şeker getirsin. Cebini doldursun. Köşeyi dönsün diye. Benim cumhurbaşkanı olmamı istemeyen iki kesim var. Onları da söyleyeyim size. Bir beşli çeteler. Efendim Bay Kemal sakın olmasın. Olacağım, olacağım. Milletin takdiriyle olacağım. Milletin iradesiyle olacağım. Göreceksiniz. Millet takdir edince olacağız. İkincisi uyuşturucu baronları. Onlar da istemiyorlar. Söz verdim, uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım. Kökünü. Kimse olmayacak. Kimse olmayacak. Gencecik evlatlarımızı kimsenin zehirlemesine izin vermeyeceğim. Evlatların anneler için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Annelerin evlatları üzerine nasıl titrediğini biliyorum. O nedenle evlatlarımızı korumak benim de boynumun borcudur. Ekrem Başkan bitirirken konuşmasını, onun meşhur bir sloganı var. Onunla başlayıp ve bitirelim. Her şey, her şey, her şey, her şey. İnanın her şey çok güzel olacak. Her şey. Beraber sandığa gideceğiz. Sakın şunu da unutmayın. İlk kez sandıklar konusunda bu kadar tedbir aldık. Hiçbir sandığı boş bırakmadık. Aman ne olursunuz gidin. Demokrasi için, ülkeniz için, bütün güzellikleri için ve bu ülkeye baharın gelmesi için oyunuzu kullanın. Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu kullanın. Bir şey söyledim, her yerde söylüyorum. Burada da söyleyeyim, size sözüm var. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Onlar bunu söyleyemiyorlar. Cumhur İttifakı'ndakiler bunu söyleyemiyorlar. Diyemiyorlar kul hakkı yemedim. Diyemiyorlar kul hakkı yedirmeyeceğim diye. Ama biz hep birlikte kul hakkı yemeyeceğiz ve kul hakkını da yedirmeyeceğiz. Her şey nasıl olacaktı? Her şey... Her şey, her şey, her şey çok güzel olacak. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Temel Karamollaoğlu ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı yardımcılarımız. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı yardımcılarımızla birlikte sizleri selamlıyor sevgili Samsunlular. Güzel Samsun'un misafirperverliğine çok teşekkür ediyoruz. Samsun'un selamını Ankara'ya götüreceğiz. Sevgili Samsunlular, birinci turda bitiriyor muyuz?
Birinci turda bitiriyor muyuz? Birinci turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey. Teşekkürler sevgili Samsunlular. Türkiye Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yol arkadaşları, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Ahmet Davutoğlu'yla, Temel Karamollaoğlu'yla, Ekrem İmamoğlu'yla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoşça kalın diyoruz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili Samsunlular. Hoşça kalın. Hoşça kalın sevgili Samsunlular. Güzel Samsun'un selamını Ankara'ya, başkente götürüyoruz. Türkiye kazanacak. Haydi Türkiye, haydi.